Herkese yeniden merhaba. Bugün bu şekilde karşınızdayım. 2020 YKS için karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere çok fazla doluyum. Dedim ki kanalım var. Açayım kameramı, konuşayım, atayım kanalıma. Zaten çok da bir şey izlenmiyor. Ama en azından içimi dökmüş olacağım. Şöyle ki 2020 YKS. Yani olaydı, dumandı. Hani hepimizin düşüncesi şuydu. Mesela benim ailemden biri korona yakalanmadı. İşte koronadan ölmedi belki. Ama bu sınava girecek olanlardan biri korona yakalanmış olabilir. Ya da koronadan ailesinden biri hasar görmüş olabilir. Bunun psikolojik sürecinden çıkmış olabilir. Bir sürü ihtimal varken bize sınav hazırlayan kişilerin de bunu düşündüğünü ya da bu konuyu dikkate alarak sınav hazırladıklarını düşündüm. Ve hani tekrardan o konsol toplanmıştır. Tekrardan sorular hazırlanmıştır diye düşünüyoruz. Yani tüm hocalar, kurum olarak. Ve ben aynı zamanda bir dershaneye başladım. Yani normalde zaten iki seçeneğiniz var. Ya dershane seçersiniz ya seçmezsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer kendinize kurallar koyup ben işte günde gerçekten 250-300 soru çözeceğim, ben bunu yapabilirim diyebilen karakterde biriyseniz kesinlikle dershaneye başvurmayın. Zaten dershane kendi otorite koyamayanlar için gerekli olan bir kurum. Ya da işte küçük kardeşiniz vardır, evde ders çalışma ortamınız yoktur. Gerçi öyle olsa bile kütüphaneye gidebilirsiniz. Ama artık bu pandeminin daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu pandemiden dolayı kütüphanelere gitmenizi çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ben de işte pandemide aslında kütüphaneler açıldı ama hiçbir şekilde tercih etmedim. Çünkü birçok kişinin kullanım alanı olduğu için, yani toplum olduğu için, herkesin gidip çıkabileceği bir ortam olduğu için çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. İnternet üzerinden çok iyi bir şekilde kamp yürütebiliyorsunuz. Tüm müfredatı bitirebiliyorsunuz. Ama önemli olan kendi kararınız diyerek 2020 YKS'nin lanetliğine geçmek istiyorum efendim. Adamlar yaptı. Yani girdik TYT. İlk önce şu şekilde, yani güvenlikten bahsedeyim. Normalde her okulda işte bu dedektör denen alet var ve o dedektör denen aletle üstünüze bakıyorlar. İşte herhangi bir telefon, çakı vesaire, herhangi bir alet soktunuz mu, işte kulaklık gibi herhangi bir alet soktunuz mu diye bakıyorlar. Eğer üzerinize çıkarsa sizi sınava almıyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam bir yıl boyunca galiba ÖSYM'nin hiçbir sınavına dahil olamıyorsunuz. Bir üst arama olayınız var. Şimdi dedektörden geçiyorsunuz, sonrasında bir de üst arama olayınız var. Erkekleri erkek güvenlik, kızları kadın güvenlik ya da oradaki kadın görevli güvenlik değilse bile görevli bakıyor. Yani normalde şeydi, hani tokaya falan filan bir şey demiyorlardı ama benim arkadaşımın ayak bileğinde şey vardı, bileklik vardı. Mesela ona problem çıkardılar, bilekliği çıkar falan dediler. Ama şöyle bir güvenlik ki herkese farklı muamele kesinlikle. Çünkü ilk gün TYT'ye girdiğimizde asla böyle bir şey olmadı. AYT'ye girdiğimizde o bileğindekini çıkar oldu. Yani eğer bir kural koyuyorsanız bence o kuraldır ve o kuralı, hani öyle bir şey varsa ilk günde yapacaksın, ikinci günde yapacaksın, beşinci günde yapacaksın, onuncu günde yapacaksın. Eğer bir kural varsa birinci gün yapmayıp ikinci gün yapmayacaksın abi. Sonra sınava giriyoruz. Dezenfekte açısından ağzına maske koymayan, yani maskesini yarı çıkaran, yarı çıkarmayan tipler var. Dezenfeksiyon açısından TYT'de evet sıralarımız temizdi. Zaten hiç kullanılmamıştı yani. Zaten ilk kez biz girecektik kuruma. TYT'de iyiydi ama AYT'de, yani biz TYT'den çıktıktan sonra o binayı bir dezenfekte etti mi? Yani o bina, biz çıktık, öğrenciler çıkmış, kilidi vurmuşlar, ertesi gün gelmişler, açmışlar ve biz içeriye girmişiz. Yani en azından bir o masayı temizle. Ki belki benden önce oturan birinde korona var ve bende yok belki. Ama ben AYT gününde o sıraya oturduğumda kapma ihtimalim çok yüksek. Çünkü masaya dokunuyorum, yani oraya temas etmeme gibi bir şansım yok. Girerken size dezenfektanlı böyle bir mendil. Bir de her zaman ÖSYM kalem kutusu veriyorlar. İşte bir ara şey oldu, laf falan oldu işte, acaba kalem vermeyecekler mi bu yıl falan diye. Her yıl veriyorlar, emin olun. Yani her yıl kalem, işte yanında 3 tane peçetesi oluyor. Burun kanatan bir peçete, böyle haşır haşır bir peçete oluyor. 2 tane, 3 tane şeker oluyor. 2 tane de kalem, 1 tane kalem tıraş oluyor o kalem kutunun içinde. Sonrasında işte girdik. İlk TYT'ye girdiğimde kurumdaki, yani bizim sınıfımızın zaten her sınıfta 2 tane gözetmen oluyor genelde.
Gözetmen sayıları sınıfın hacmine göre değişiyor bu arada. Bilginiz olsun. İki tane gözetmen oluyor. Sınav başladıktan sonra gözetmenle hiçbir şekilde, hiçbir münasebete, hiçbir diyaloğa girmen yasak. Her şeyi sınavdan önce söyleyebiliyorsun. Saat 10'da tamamıyla giriş çıkışlar kapanıyor zaten. Onu çeyrek geçe de sınav başlıyor. Sorular nasıldı? Yani sorular TYT zordu. AYT çok kolaydı. Ama şöyle bir olay var. Bunu zaten sınava hazırlayanlar en iyi bilen kişiler. Şöyle bir olay var ki TYT'yi geçemezsen, yani TYT barajını geçemezsen AYT'yi ne kadar iyi yaparsan yap hiçbir faydası yok. Çünkü TYT barajını geçemediğin için puanın hesaplanmıyor. Onun için TYT'yi o kadar güzel sormuşlar ki hani şey demişler. Adamlar zaten TYT'yi geçemeyecek. Hani AYT puanları zaten hesaplanmayacak. Yani bu yıl gerçekten üniversiteye gidenler çok iyi çalışmışlardır. Çok iyi yerler hak ediyorlardır ve ben şunu üzülüyorum. Çok iyi çalışan insanlar vardı. Çok iyi. Ve asla emeklerinin karşılığını alabileceklerini düşünmüyorum. Öyle bir sınavdı çünkü. Bize yarım saat 30 dakika TYT'de ek bir süre verildi. Normalde 135 dakikayken bizde 165 dakikaydı. Ama öyle bir sorular hazırlamışlar ki. Yani Türkçe'ye mesela. Öyle bir sorular hazırlamışlar ki yani bir saatten erken Türkçeden çıkma imkanın yok. Zaten bir saatten erken Türkçeden çıkanların soruların doğru olduğunu yani doğruysa gerçekten yorumlara yazın. Çünkü yani bir saatten erken çıktıysan o sorular zaten yanlıştır. Çünkü okuyup düşünüp çok iyi. Mesela karınca incitmez sorusu tüm dünyayı salladı. Karınca incitmez. Yani karınca incitmez ayrı yazılmış, birleşik yazılmış. Mesela normalde birleşik yazıldığında bir tane ünlü harfinin düşmesi gerekiyor en azından. Ya da işte ünlü harfi düşmediyse anlama bakıyorsun. Kelimeyi ayırıyorsun. İşte cümleyi tekrardan okuyorsun. Anlam değişiyor mu falan filan. Bir sürü yöntemi var. Ve o soruyu bir sürü yöntemi yaptım. Yine de karınca incitmez çıkıyor cevap. Ama cevap karınca incitmez değil. Değer bilir gibi bir şey olması gerekiyor. Bunun gibi bir sürü soru vardı. Yani sınava bir sürü kişi girdi ve inanılmaz zordu. Normalde her zaman matematik konuşulur. Ama bu sefer Türkçe konuşuldu. En çok bu sınavda Türkçe'ye güveniyordum. Ve yalan oldu. Matematiğe zamanı kalmayan bir sürü arkadaşım var. Matematiği göremeyen bir sürü arkadaşım var. Ve bu gerçekten çok üzücü bir şey. Sonuçta bu bizim geleceğimizi belirleyen bir şey. Ve gerçekten hani en azından TYT'yi kolay tutarsın, AYT'yi zor tutarsın. En azından insanlar 2 yıllık bir bölüme gider. Ama sen TYT'yi zor tutup AYT'yi kolay tutarsan bunun hiçbir mantığı yok. Yani bu şekilde bir sınavdı. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Hani ben bu konu hakkında konuşmak istedim. Çünkü çok şey söylendi bu sınav üzerine. Yok işte Mabay Matiz soruldu falan filan. Yani Mabay Matiz'i soruyu görmeyen arkadaşlarım var. Yani öyle bir sınavdı. İşte sınavdan çıktık ben diyorum ki Mabay Matiz'i de sormazsın falan yapıyorum böyle. Yani birkaç arkadaşım şey dedi. Mabay Matiz'i soru mu vardı ya falan oldular böyle. Yani öyle bir sınavdı. O yüzden bir dahaki yıl hazırlanacak olanları söylüyorum ya da bir dahaki yıl ya da ondan sonraki yıllar. Büyük ihtimalle zaten böyle bir felaket yaşandığı için bir dahaki yıl çok çerez sorular olacak. Bu yılda çerez sorular vardı. Yok muydu? Vardı. Ama hedefi olan insanlar için yani benim gibi ya da başkaları gibi çalışıp gerçekten emek veren insanlar için üzücü bir sınavdı. Çünkü çok fazla soruyu zaman yiyen sorular vardı. Ve bir sorunun 5 şıkkı var. Doğru cevap 4 şıkta falan yani. Mesela bir kelimeyle cevap değişiyor. Öyle düşünün. O kadar sinir bozucuydu ki yani umarım hepimiz için hayırlısı olur. Zaten sonuçlarım çıktığında yani açıldığında psikolojimi düzelttikten sonra açıklarım büyük ihtimalle burada da. Yani söylerim size de herhalde. Bu şekilde adamlar yapmış yani. Umarım güzel çıkar. Umarım şaşırtır bizi. Yani öyle bir sınavdan çıktım ki nasıl olduğumu bilmiyorum. Yani ya çok iyiyim, ya çok kötüyüm, ya ortayım. Ama asla sonucumun hani nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. TYT'm iyi geçmedi. Yani herkes soruyor bunu. Nasıl geçti? Diyorum ki TYT'm iyi geçmedi. Yani TYT'm iyi gerçekten geçmedi. Çünkü ben sürekli saate baktım. Ve bu sınava girecek olanlara da şunu söyleyeyim. Bu MSÖ'nün sınavları oluyor. TYT ve AYT'den önce yapılıyor bu sınavlar. Buna kesinlikle katılın. 100 lira gibi bir ücreti vardı bu yıl. Ben girmedim. Dedim ki zaten seçmeyeceğim. İşte milli savunmadan bir şey seçmeyeceğim. Boşuna girmeyeyim. Buna kesinlikle girin. Çünkü girdiğinizde
ilk kez, yani ne kadar çok deneme yaparsanız yapın, ilk kez o kadar ciddi bir mecraya girmiş oluyorsunuz. Çünkü işte gözetmenler, onlar bunlar falan filan derken gerçekten üniversite sınavı gibi böyle bir ortam oluşturuluyor size. Ve orada tüm stresinizi atıyorsunuz. Mesela benim TYT'ye girdiğimle AYT'ye girdiğim arasında çok büyük fark var. TYT'ye gireceğimin gecesi, yani TYT'ye gireceğim günden bir gün önce karnıma ağrılar girdi, uyuyamadım, hiçbir şey yiyemedim. Ve bu beni sınavda çok fazla etkiledi. Ve ben hani o kadar panik yaptım ki TYT'ye gireceğim gün gece saat 12'ye geliyor. 12 falan olması lazım. Ben Türkçe hocamı aradım. Şeyi sordum. İsim fiildeki ekleri doğru mu biliyorum? Yanlış mı biliyorum? İşte ilk eki, ilgi eki. Hocam ben size bunları tekrar edeceğim. Ondan sonra eğer doğruysa doğru deyin. Aslında internette yazıyor ama öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki acaba internette yazanlar yanlışsa ve sınavda çıkarsa yapamazsam. O yüzden hani diyorsunuz ki hocayla birebir hani diyalog kurayım. Hoca doğru diyorsa doğrudur psikolojisine giriyorsunuz. O yüzden MSÜ'ye kesinlikle giriyoruz. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız kesinlikle birinci MSÜ'ye girdik ya, orada zaten tüm stresinizi işte saate mi bakacaksın, bak dene. İşte mesela sabah poğaça ye ya da çok güzel bir kahvaltı yap. Bu da bir seçenek. Bunu da dene. Ondan sonra işte saat kaçta uyuman gerektiğini dene. Yani MSÜ'de her şey deneme şansınız var en azından. MSÜ'ye girdiğimizde her şeyi deniyoruz. Deneme sayfamız kapanıyor. Çünkü TYT ve AYT çok önemli. Sonrasında TYT gününde MSÜ'de yaptığın, yaşadığın sıkıntıların hiçbirini yapmıyorsun. TYT ve AYT'de çok rahat bir şekilde giriyorsun. Ben dediğim gibi MSÜ'ye girmediğim için TYT'de sürekli saate baktım, sürekli saate baktım. İşte sürekli dakikan geçiyor, hadi hızlı geçeyim, hızlı soruyu çözeyim falana girdim. O yüzden soruları böyle hadi işaretleyeyim geçeyime döndü biraz. O yüzden kesinlikle dakikaya bakmayın. Ama yani dakikaya bakmayın derken mesela bir saatte o Türkçeden çıkar be. Yani bir saatte Türkçeden çıkamıyorsam olmuyor zaten. Yani soruları göremiyorsun. Ben bir saatte çıkmaya çalıştım. Çıktım gibi de zaten. Yani bir saat 5 dakika falan sekmiştir. O yüzden tüm soruları görebildim. Ben tüm soruları görebildim mi? Evet, tüm soruları görebildim. Ama ne kadar şans bilmiyorum. Yani aslında görmeseydim, işaretlemeseydim daha mı iyi? Çünkü son dakikalar kaldığı için artık biraz sallıyorsun. Bu şekilde ben sabah kahvaltıyı çok yapamadım açıkçası. Böyle çok atıştırmalık bir şeyler oldu. Zaten yiyemiyorsun, miden anlıyor. Korkmayın, acaba sınavda acıkır mıyım? Sınavda altıma kaçırır mıyım? İşte bez mi bağlasam altıma falan diye. Bezle bağlayabilirsiniz. Ama inanın o an o sınavın stresiyle aklınıza ne tuvalet gelecek ne karnınız acıkması gelecek. Ben yarım saatte bir saatte bir acıkan bir insanım. Ve karnım asla acıkmadı. Ne yedim? Karpuz yiyerek yedim sınava. Kahvaltıda karpuz yedim. O şekilde sınava girdim. Ve acıkmadım. Acıkma konusunu da bir kenara bırakıyoruz. Tuvaletiniz, korkmayın, kesinlikle büyük tuvaletiniz gelmez. Zaten kalp atışınız hızlanmasıyla metabolizmanın hızlanmanın hiçbir anlamı yok. Bu konuda hiçbir telaşınız olmasın. Ama kalp atışınızın hızlanmasıyla idrar çıkışında hızlanma oluyor. O yüzden eğer idrarımı tutamam diyorsanız, zaten sınavdan önce sınavın başlamasından 10 dakika önce size söylüyorlar, yani saat 10'a 10 kala diyorlar ki işte lavabo ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. O zaman bir gidin. Ya muhakkak gidin. Olmasa bile bir gidin. Bunu da bir köşeye bırakıyorum. Eğer idrarınızın çok geleceğini düşünüyorsanız hemen alın bir bebek bezi. Bebek bezi takın. Sınavda kafanız en azından rahat olsun. Yani çok fazla tuvalete idrara çıkan biriyseniz. Ama dışkı konusunda kesinlikle zaten kalp ritminizin hızlanması ve metabolizmanız hızlanmıyor. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bunları bir köşeye bırakıyoruz. Kahvaltı işinde köşeye bıraktık. Metabolizma işinde köşeye bıraktık. Bu işler bu şekilde. Bu yıl bu sınav böyle oldu arkadaşlar. Yani ben çok fazla örnek verilen sorulardan da benzer olduğunu düşünmüyorum. Full paragraf yoğunluklu bir sınavdı. Yani dil bilgisi 4 soru 5 soru falan sorulmuştur. Tamamıyla paragraftı. Tamamıyla okuma ve anlamaydı. Yani diğer sorular bile, matematik soruları falan zaten %50'si okuma ve anlama. Yani okuyup anlamıyorsanız yapamayacağınız sorulardı. Bu şekilde. Umarım videom faydalı olur. Faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bu mecrayı çok seviyorum. Her seferinde bunu söylemekten üşenmeyeceğim. Çekinmeyeceğim. Gelecek yıllar için şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok fazla çalışmak değil, çok fazla kendinizi hırpalamak değil. 2 saat çalışın, 3 saat çalışın. Ama gerçekten verimli çalıştığınızı emin olun bence. Çok fazla erkenden çalışmaya çok, yani gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonlara doğru geldiğinizde salma olayı oluyor. O yüzden günde 3 saat çalış ama verimli çalış abi. Bu nettir.
Bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.